Başta oramıza inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala hamdü sana olsun. İmam-ı Nevavi'ne kitaplarını başlayımız. Biz ikinci ders bugün Nevavi'ne Et-Tibyan fi Adabi Hamalatil Kur'an kitaplarını şerhleyken idik. Muallifni ilimlerden bizge Allah uzun menfaat versin. O kişi hamdü sananı ettiler. Ötken sefer hamdü sana ve salavatını aitken bulduk. Hamda et sarı salavat ki hali kim etmişsin? Salavat ham göyen ki o şey hamdını zimni de özgünü kegeneken. Sallallahu aleyhi ve sellem digen söz bölen. Hop, o kişi hamdü sananı şunu da ettiler. Barcha hamd Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lsin. Karamli, marhamatli, qudratli Alloh taoloni o'ziga xos bo'lsin. O'ziga bo'lsin hamma hamd. Fazl egasi va yaxshilik ihson qilguvchidir. U shunday zotki bizlarni iymonga hidoyat qildi, dinimizni boshqa dinlardan afzal qildi va bizga o'zining maxluqlarining, maxluqotlarining yaratmishlarining eng mukarrami, eng e'zozlisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib yuborish bilan bizga marhamat ko'rsatdi. O'zining huzuridagi eng afzal kishi payg'ambari bo'lgan, habibi bo'lgan, xalili bo'lgan, o'zining bandasi va rasuli bo'lgan Muhammad alayhissalomni bizga payg'ambar qilib yuborish bilan u kishi Alloh taolo bizga marhamat ko'rsatdi deb tugatgandik shu yerga kelib. Endi o'sha Rasul akram alayhisolatu vassalom tufayli Alloh taolo yana nima ne'matlar bergan, yoki Rasulullohga nima ne'matlar bergani haqida so'zlaydilar. Famaha bihi ibadatal awthan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bizga payg'ambar qilib yuborish bilan bizga marhamat ko'rsatdi. O kişi tüfeyli butlarga sığınış, butlar ibadetini mahv kıldı, yok kıldı. Ve o kişinin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani, zamanlar aşa berdevam mucize bulup kalucu Kur'an bilen izazladı. Şunday mucize ki, o bilen Allah subhanahu ve ta'ala insanlar ve cillerini birleşuge çakırıp, ojiz qoldirdi. Va u bilan barcha toyilish va barcha toyilgan va haddan oshgan kishilarni mot qildi. U Qur'onni yoki bu Qur'onni qalb ko'zi ochiq kishilarni qalblarining bahori qildi. Qalb ko'zi ochiq kishilarning, ma'rifatli kishilarning qalbining bahori qildi. U ko'p takrorlash bilan eskirmaydi. Vaqt o'tishi, o'zgarishi bilan eskirib qolmaydi. Uni eslatma olish uchun oson qilib qo'ydi, hattoki yosh bolalar ham uni qalbiga joylab yodlay oladigan bo'ldi. Uni saqlashni, uni o'zgarishdan, unda yangi bir narsa paydo bo'lishidan saqlashni o'z kafolatiga oldi. Allohga hamd bo'lsinki, u Qur'oni Karim ya'ni Allohning hamdi bilan fazli bilan u Qur'oni Karim tunu kun almashishi barobarida saqlanib kelmoqda dedilar. Endi shu yergacha bo'lgan so'zlarini qisqacha izohlaymiz endi. فمحى به عبادة الأوثان قرآن الكريم بلن بطلرغة سغنشني يوك قلد قرآن الكريم كالشدان عالدن كشلر بطلرغة سغنرد تاشكا سغنش سرد قرما دن اوزر يسا والمام إلهلرغة سغنش سرد حاضر منا اندسان دا كورامز هر نرسدن اوزغي إله يسا ديگن لر بارو اوشنا قابو جن عرف لرن اوشه لرن شو عبادت لردن qutqardi Alloh toshlarga, yog'ochlarga yoki insonlarga sig'inadiganlar bor. Insonlarga sig'inish hozir juda keng tarqalgan. Allohdan boshqaga
sığınıştan Allah Teala kişilerini kutkardı Kur'an bile. Şimdi ibadet degeni nüme degeni deyse, ibadet degeni asli teslim buluş, boysunuş manasını bildirir. Şu kadar ki itiraz bildirmediğin surette. Lekin köpünce ibadette, ibadetinin ifadesi bugün ameller düşünülür. Mesela butke secde kılış mesela. Yani ki insanga egilip secde kılış misal için. Yani ki kabirge secde kılış. Bunlar ibadet ne? İbadet amelleri değiller. Aynı ibadet mi? Aynı ibadet ozu. Boysunuş, teslim buluş, yaş görüp teslim buluşunu bildirir. Şu kadar ki itiraz bildirmeyen tarzda, karşı çıkmayan tarzda teslim buluş. Aslında ardu muabbedetun degen sözden alıngan. Yani muabbedetun degeni abidde alıngan. Yani yürüyüşe maslap koyulgan yol degen. Yol eğer yolda ketiyken bosayız, ya ki bir yerde turgan bosayız, ya ki bir yerde yürüp ketiyken bosayız. Ayağınız kakılmaydıgan, yürüyüşüzge halakt vermeydıgan derecede sizde yürüyüşüzge maslengen tola sizge menfaatizge yürüyüşüz menfaatige haslap koyulgen yolunu ya ki yerini yoluna etişedi tarikun muabbede ardunmez tarikun deyişedi tarikun muabbede yani yürüyüşke tola maslap koyulgen yol yürüyüşke adamı ayağa halakt kımaydı onu yürüyüşüge ters birer neresi onda payda bulmaydı yolda. Şu yolunu muabbede değildi. Ana şu mananı bildirdi. Yani bende, kaçan bende buladı deyse, kaçan şu abdlik, bendelik, kullik hasıl buladı deyse, muhabbet bilen, yakşı görüş bilen, teslim buluş, itiraz tuğulmagan surette. Karşılıksız teslim buluşunu aitledi. Aslı özellikle şu. Şu manadan kep çıkıp, Allah Subhanahu ve Teala'ya ana şunday boysunuşunu ibadet deyilgen. Şimdi Allah Teala'ya karatilgen şu ibadetini, karatilişi lazım bugün şu ibadetini Allah'dan başkaya karatış şirk buladı. O şey ibadetinin ifadelerinden biri secde, ruku, dua ve kurbanlik ve şu gibi ameller buladı. Bunlar ibadet amelleridir. Bu amellerini kılış ibadet değildir. Şimdi kişilerde butlarga kurbanlık ateş, abarıp kabri tepesinde koy soyuş. Yayınki işte butlarını, sanemlerini ayağa astırga balasını kurban kılış. Ya ki koya barıp, tavuğa barıp soyuş. Kebin derseler bugün. Bunlar hepsi onge nümedür fida kılış, nümedür onge takdim kılış ruhu da kılıngan. Bunlar hepsi şirk böyledi. Bana şunlardan Allah-u Teala kutkargan. Nima bilan qutqardi? Qur'on bilan. Qur'oni Karim taqdim qilish ruhida qilingan bular hammasi shirk bo'ladi. Mana shulardan Alloh taolo qutqargan. Nima bilan qutqardi? Qur'on bilan. Qur'oni Karim tavhidga chaqirdi. Birinchi oyatidan boshlab Iqro bismi robbikal ladzi xalaq yaratgan robbingni ismi bilan o'qi deb boshladi. Ya'ni har kimni rob tutavermagin, har kimni parvardigor tutavermagin, har kimni xudo tutavermagin. Yaratgan robbingni nomini bilan boshlagan o'qishni. Yaratgan nom Robbingni nomini tilga olib shu bilan harakatlangin degan xitob bilan boshlanishi shu tavhidni birinchi qadami bo'ldi. Qur'oni Karimning oxirgi oyatigacha, oxirgi nozil bo'lgan oyatigacha hamma oyati ana shu Alloh subhanahu va taoloning tavhidiga xizmat qiluvchi, tavhidiga chaqiruvchi oyatlardan iborat. Shuning uchun bu kishi bu yerda bu gapni aytishlar bilan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keltirgen mucize şunday mucize ki şirkini bertaraf kıldı. Bu başka peygamberlerinin mucizelerinden bu kişinin mucizesi yani Kur'an-ı Kerim uluğ ikenige dalalet. Kur'an-ı Kerim kişilerini unga okşagen birer kitap ya ki birer de sure keltirişten aciz kaldırışı bilen mucizeliği izhar bugen buse. İkinciden bu Kur'an-ı Kerim kişilerini mesela delik maddi surette onlarda bir özgürlüsü yaşayış bilenmez. Belki manevi alamında özgürlüsü yaşayış bilen mucizeliği ziyade boyun.
Mesela Musa aleyhisselam sihirgerlerini arkanları, ipleri, ilanları, uzlarını, hasalarını, tesiseleri var. Mucize. Yüzde kette mucize. Ama o şu vakitte o şu böyle dohta gel. Yani hazır kaç sihirgar var. Onlar da o kişinin asası işlemeydi. Musa aleyhisselam o kişi bilen asani mucizeliği tohta gel. İsa aleyhisselam ölülerini tereltir geller. Lakin o kişi vefat ettiler. Yani hazır o kişinin vefatlarından keyin o mucizelere tohta gel. O vefatlarımız Osman Köterleşleri bilen mucizelere tohta gel. Başka peygamberler ham, Samud kavmi yekilgen, Salih aleyhisselam mucizeleri tüyanı taştan tüya çıkar geldiler. Lekin o kişi vefatları bilen bu mucize tokta gen. O başka peygamberlerin mucizeleri onların hayatlarına, mevcutluklarına bağlı bugün. Ama Muhammed aleyhisselatu vesselamın mucizeleri kıyamet geçe devam etedigen mucize buldu. Bir cihetten manevi gayri adli özgürlük kılış bilen, ikinci cihetten berdevamlığı bilen efzeldir. Şunun için bu nimetke hamd etiyipler Allah'ıydı. Ve ce'alehu ve akhame ve akramahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni Kur'an bilen ikram kıldı. Ha, tepedeki fe mehabihideki o bilen, o kişi bilen Kur'an bilenmezken, o kişi bilen şirkini uçurdu degeniyken. Kur'an-ı Kerim'deki indikip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen butlerge sığınışını yok kıldı. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin tevhid peygamberi ikerleri ve tevhidini kemalige yetkezgenlerdendir. Butlerge sığınış var mı? Şahslerge sığınış var mı? Malge, dünyaga sığınış var mı? Hemesini Muhammed aleyhissalatu vesselam bilen Allah bertaraf kıldı. Keyin Kur'an-ı Kerim bilen o kişini ikram kıldı. O kandeyi Kur'an dese o mucize. Kandeyi mucize? Berdavan mucize. Kaçan geçe berdavan mucize. Zamanlar aşa kıyamet geçe. Şimdi mucize ki Allah Ta'ala insanlar ve cillerini şu Kur'an kebi birerte sure yayın ki ayet getirişke çakırdı. Eğer bunu Muhammed Aleyhisselam uzdan çıkıp deseyleselem şuna kadar bir tek Kur'an keltiriyorlar. Yazıyorlar bir tek kitap. Ya ki bir 10 sure keltirin. Ya ki bir bitti sure keltirin. Hiç yok. Hali geçe kança urunuşlar bugün bu saham. Kur'an-ı Kerim'e okşayan bitti kitap. Yani ki bir sure. Hiç kim kıl algeni yok. Keltire algeni yok. Halbuki Araplar balagatını yani sözünün en kette ustaları edilir. Sözü mal kişiler bugün. Kasideler yazışken. Kutbalar kılışken, eserler yaratışken ve toplanıp cemaa bulup ham urunuşken ama birer mertte Kur'an-ı Kerim'i okşayken bir sure keltiriş almayken. Musaylime Kezzab'ını bilemiz, peygamberlik davası bilen çıkan Banu Hanife'den. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam devirlerinde yok peygamberlik davasını başlayan. Yalgancı peygamber bugün, peygamberlik davası diye yalgancı adam bugün yani. Şu adam Kur'an'ı okşatıp bazı sözlerini, surelerini tokmakçı bugün ve tokup gepirgen. El fil ve ma edrake mel fil lehu hurtumun tavil inne kavme Kureyş'in kavmunu ya'tedun diye okşagen bazı bir surelerini o zice tokuyen. Hamza mallara yetişken Müseylime peygamberliği davası kılıp çıkan payıda ence münce adam atrafında yığılgen idi. Geplerde biraz mezmun vardı. Kaçan ki Kur'an'a okşayken nerse getiremen deyip sure ayetişte başlayken de onu aldığı haletindeki salmağı ham kalmadı. Yalgançılığı yine ham zahir olup gitti dedi. Çünkü o da bir mezmunsuz bir salmaksız cüdeyen bir pes seviyedeki sözlerine ayetişte ötken. Adi gapirsa ondan göre yaxshi gap gapirar, gapirib yurgan bo'lgan. Chunki so'zga ustodam bo'lgan. Qur'onga bellashaman deb, Qur'onga o'xshagan sura to'qiyman deb so'z aytganda odatdagi oddiy gapiradigan gapidan ham saviyasi tushib ketgan. Odatda biz bilamizki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni nutq saviyalaridan Qur'onni matni baland turadi.
Arap dilini yaxshi bilgan odam hadis bilan Qur'onni solishtirsa Rasulullohning so'z emasligini aniq biladi. Mana u so'zni egasi bu odam emas deydi aniq. U gap surishi, so'z terishi, so'z ishlatishi, xitob qilishi, ohangi mutlaqo boshqa. Inson unaqangi ikki xil bo'lib gapirishi mumkin emas. Muhammad alayhisolatu vasallamning so'zlari Arablarning orasidagi eng balog'atli so'z. Ammo Qur'oni Karimning balog'at undan chandon baland. Bir-biridan keskin ajraladigan darajada. Hatto bir turshunos g'arb olimi aytganki, hech qanaqa dalil kerak emas, hech qanaqa tarixiy isbot ham kerak emas. Oddiy mana hadis bilan Muhammadning so'zi bilan degan alayhisolatu vasallam Qur'onni solishtirsang, aniq bilasanki, bu uni so'zi emas degan. Oddiy gapni o'zidan so'zni o'zidan bilishgan. Demak, agar musallimaga vahiy kelayotgan bo'lsa, odatdagi nutqidan ko'ra balandroq bir saviyada bir narsa chiqish kerak edi undan. Ha, afsuski, holbuki u odatda mazmunli gapiradigan odam menga vahiy keldi deb sura aytgan paytida o'zicha. Hatto savodsiz odamlar ham kuladigan suratdagi bir past mazmunsiz so'zlarni aytishga o'tgan. Mana shu Qur'oni Karimdagi sura birov keltira olmasligi, Qur'oni Karimdagi kitobni birov keltira olmasligiga voqiy dalillardan bo'lgan. Insu jin deb aytilayotgani, insonlar u jinlarni hammas, faqat insonlarni o'zi emas, jinlar yordam berib ham. Odatda kohinlarga jinlar gap o'rgatadi. G'ayb xabarlarini ba'zilarini farishtalardan eshitib qolishsa, o'g'irlab kelib aytishadi. O'shalarda ham kelib aytsin sizlarga, jinlar hammasi to'planib kelsin. İnsanlar hamma ilmini, hamma mahoratini ortaya salsın. Bir kişi emas. Hammasi, bütün insoniyat toplansın. Bütün jin olami toplansın. Allah Teala aytadi: "Qul la in ijtama'atil insu vel jinnu ala an ya'tu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna bi misli. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Ayting ey Muhammad alayhi salatu vesselam. Agar insonlar va jinlar hammasi birlashsa, bu Qur'oni Karimga o'xshagan bir narsa keltirmoqchi bo'lib to'planishsa va bir-birlariga yordam berishgan taqdirda ham unga o'xshagan narsani keltira olishmaydi. Qur'oni Karimga o'xshagan narsani na xabarlarida, na ahkomlarida, na balog'atida, na ohanravoligida hech kim Qur'onga o'xshagan narsani keltira olmaydi. Mana shu oyati karima ham Rasul akram alayhi salatu vasallam o'qib berarkanlar o'qib berishlarini o'zi yana bitta mo'jiza. Chunki inson odatda bir narsani yozsa yo bir narsani ijod qilsa, hech kim mendaqa ish qila olmaydi ikkinchi deb da'vo qila olmaydi. Inson qilishi mumkin emas. Chunki inson qilganini ikkinchi inson qila olmaydi. Bir kun kelib kimdir chiqarib o'shinga o'xshagan narsani uni sharmanda qilishi mumkin. O'shuning uchun hech kim qila olmaydi. Nafaqat hech kim, insu jin jamlanib ham qila olmaydi degan da'voni hech kim qilish mumkin emas. Illa Alloh qila olaydi buni. Muhammad alayhisolatu vasallamga tushgan bu oyat va u kishining tilovatlari u kishining haqiqiy payg'ambarliklarini bildiradi. Ana shu oyatga ishora qilyaptiki, Alloh taolo bu Qur'oni Karim bilan, bu mo'jiza bilan insu jinni shu kitobga o'xshagan kitob keltirishga bellashuvga chaqirib ojiz qoldirdi. Wa aqhama biha jami'a ahli az-zayghi va tughyan. Barcha yo'ldan toyganlar qalbida qing'irligi bor va tug'yonga tajovuzga ketgan kishilarni hammasini bu mo'jiza Qur'on bilan mot qilib qo'ydi. Unini o'chirib qo'ydi. Wa ja'alahu rabi'an. Qur'oni Karimni qalb ko'zi ochiq kishilar va ma'rifatli kishilar uni qalbiga bahor qilib qo'ydi. Ya'ni kishilarning, ma'rifatli kishilarning qalb ko'zi ochiq insonlarning ko'nglining bahori qildi. Bahori deyishdan murod odatda inson bahorda yashnaydi. Butun yer yuzi yashnaydi bahorda. O'tlar yashnaydi, olam yashnaydi. Qalbimni yashnatadigan, qalbimga surur baxsh etadigan, qalbimni yoshartiradigan, qalbimga hayot baxsh etadigan narsa qilib qo'ygan Qur'onni degani bo'ladi. Qalbimni Qur'onni bahor qilgan degan ma'nosi. Ma'rifat ahlining qalb ko'zi ochiq kishilarning qalbiga Qur'oni Karimni ularning qalbining bahori qilib qo'ydi degan qalblariga hayot baxsh
huzur baxş bir nimet qıp qoydu. Köngüllerini yaşnatadigan, gülletadigan bir nimet qıp qoydu Kur'an-ı Kerim. Bu yerde kalbini yaşnatuvchi deyaptilar. Demek Kur'an-ı Kerim kalbga qaratilishi kerak. Kur'an-ı Kerim kalbga qaratilishi kerak. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kalplerine nazil kılıngan. Nezele bihi ruhul emin ala kalbik. Kur'an-ı Kerim'ini Cebrail alıp tuttu sizi kalbinizge deydi. Kulak izgemez. Kalbinizge. Demek Kur'an-ı Kerim kalb bilen okuluş gerek, kalb bilen dinleniş gerek, kalb bilen fikir kılınış gerek. Şunda o uzun urnunu topgan bo'ladi. Şunda o hakiki manada düşünüledi. Şunda ondan semere hasıl bo'ladi. Demek Kur'an'ı yatlarken biz muhabbet bilen, ihlas bilen kalbimizden utkazıp yatlaşmamız gerek. Hususen Kur'an-ı Kerim'de ismi celalı köp geledi, Allah ismi. Mesela اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ Ondaki yani geledi. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ En köp gelgen söz Allah ismi. O şey ismini ettiyken peyitte hem kalbimizden Allah'dan agah kılıp yetişmemiz gerek. Kur'an-ı Kerim'in manalarını kalbimizde yüzlendirip fikir kılışımız gerek. Kalbimizde yüzlendirip fikir kılışımız gerek. Şunda Kur'an-ı Kerim hakiki semeri verir. Ama türlü uzda eğlenişi, yadlanışı bu birinci baskıç. Bu gerekmez değil miydi? Elbette bu zarur. Yadlaş. Lafızını uzun yadlaş. Şu mesaham yadlaş zarur. Çünkü birinci şu iş kılınadı. Ondan keyin onun manası götürüldü. Ondan keyin onu çukur fahimleşke tedbir kılışka oturuladı. Ondan keyin onu ameliye tedbir kılışka oturuladı. Ana şunda Kur'an-ı Kerim hakiki kalbini baharı bugün buladı. Lekin Kur'an-ı Kerim'in şunçaki lafzını yadlaş hem kalbini baharı. Çünkü kalbini tazeleydi. Kişi iman bilen, muhabbet bilen Kur'an'ını okusa kalbini Kur'an-ı Kerim'in özü devalıydı o şey insan. Kirlerini yuvadı. Ahlakını saygallaydı. Allah'a yakın kıladı. Kalbinin baharı bugün şu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ini okurken biz, karib olarken biz, yani ki ilim alarken biz, dünyada menge bunu evazige ne mi buladı diyen savallı koyuş, Kur'an'ın hakkı doğru kemiydi. Ama karib olsam, katta bay olamam mı? Men Kur'an'ı yadla, mesela hatmige otursam, meşhur adam olamam mı? Yani ki Kur'an-ı Kerim'ini tefsir kılıp tercüme kısam, köp günü adam menge irgeşi, benim kariyerim katta oladı mı? Diyen oylarını kıyan adam Kur'an'ı düşünmeyen adam Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'ini suistimal kıyan adam buladı. O Kur'an'ın hakkını zayi kıyan adam. O adam ya Kur'an karşısına hüccet buladı, faydası gelmez. Ama kimin ki Kur'an'ı okurken, kalbim şundan paklansın, imanım şundan müstahkemlensin. Şu bilen kalbim Allah'a yakın olsun, kalbimde ilim hasıl olsun, marifet hasıl olsun, insani kemalatını hasıl kılayın degen oy bilen okusa, Allah'a yakın olayın diyeyim. Ana şu kişi Kur'an-ı Kerim'ini doğru düşüngen, hakkını ada kılgen adam buladı. Demek Kur'an-ı Kerim kalplerine karatladı. Kalbinin baharıdır. Baharıdır degen etkenimizdeki yaşına tuğçudur. Demek Kur'an'ını okup sıkılıp kalıyken bulsak, demek bizi kalbimize girmeyken buladı. Kur'an okup sıkılıyken bulsak kim ki? Demek onun kalbi napak. Yani ki kalbine karatılmadan onu kıraat. Aslında kalbine karatılgen bugün de kalbi yayraş gerekirdi. Hazreti Osman radıyallahu anhu etkenler ki لَوْ تَهُرَتْ قُلُوبُنَا لَمَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ رَبِّنَا Eğer kalplerimiz pak bugendeydi Rabbimizin kelamıge tuymaz bulardı. Okup tuymaz diye Kur'an-ı Kerim. Demek tuyup kol yapmaz mı? Zehirki kol yapmaz mı? Bezille kol yapmaz mı? Demek kalbimizde kirlik var. Kalbimizde tarlik var. Yani ki tılavatımız kalbimizde kalatılmaga. Şundan böyle. Çünkü bu kişi hemen kalbine bahar buldu degenleri yok. Belki kalp gözü açık kişilerin kalbine bahar. Marifetli kişilerin kalbine bahar o Kur'an. Kafirlerin kalbi sıkıladı ondan. Münafıkların kalbi ezilip gitti, sıkılıp gitti. Fasıkların kalbi bezilleşir mümkün. Hemen kalbine baharmaz. Belki kalp gözü açık, köngülü gözü açık kişilerini kalbine bahar. Şunun için Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gam teşviş kelgende okuluşu
ta'lim bir okuluşunu ta'lim bilgen duaları da gam duası deyirlerdi, teşviş duası da uzun vesile sözlerini aytıp durup ahırda en tec'alel Kur'anel azime rabi'a kalbi Kur'an-ı Kerim'ini kalbimini baharı kılışını sorayım ben deyendir. Karın gamını gamımı arıt deyip doğrudan doğru sorumu yaptılar. Kur'an'ı kalbimi yaşında tuğçu bahar koyun. Yani Kur'an bilen kalbim şunu da yaşındasın ki gamlarım arıp gitsin, yoğup gitsin diyen. En tec'alel Kur'anel azim rabi'a kalbi ve zehebe huzni ve gamımı ketkezi uçu kılgın Kur'an'ı. Şunçaki gamımı ketkezgin deselerden boladı. Şunçaki kalbimden teşvişini ketkez deselerden boladı. Mümkün bunlarsa ya. Lekin kalbden teşvişini ketkez uçu, kişinin gamdan çıkar uçu duanı talimi de Kur'an'a bağladılar. Kalbden teşviş geçişini. Gam geçişini. Kişi teşvişlerden farık buluşunu Kur'an'a bağlayıp soradılar. Bu ne demek yani? Kur'an-ı Kerim bilen yazıladı müminin kalbi. Kur'an-ı Kerim bilen eriydi müminin teşvişi degen. Kur'an bilen gamın me'aretkin deyip soruşları, Kur'an-ı Kerim ki ota bağlangenlerden ve Kur'an hakikatte müminin kalbine bahar buluşudan ve kalbimge Kur'an'ı bahar kıyın degen kalbimi şun diye pak kılgın degen. Kalbimin Kur'an'dan yaşını degen kılgın deyip dua kılışı buladı. Ve bu hakiki gamının erişi buladı. Ana bu kişide inşallah teşviş bulmaydı. Bu kişi hamdü sanada bunu ayetçileri gözü kalp gözü açık kişilerge Kur'an-ı Kerim'nin ana şunu deyip bahar buluşu onların kalbine kette nimet ikeniden. Şunu için bu sözünü zikir kılıp hamd ettiler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in sıfatlarını ayetlediler. لَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ التَّرَدُّدْ وَتَغَيُّرِ الْأَحْيَانِ Vaktler özgârışı, ötüşü bilen, köp merte tekrar kılıç bilen eskip kalmaydı Kur'an. Yani Fatiha'nı biz her günü kemide 30 metre okuyemiz namazda. Her sefer yenge okuyen diye okuyemiz. Hiç kim malallanmaydı. Mumun kişi, Müslüman kişi hiç kaçan malallanmaydı. Siz bir artı bir metnini ya bir şiirini bir günde 30 metre okuyup göreyim. Okuyalmıyor kalasız. Könü tartmaya kalırdı. Uz uzdan, uz bir çoğu şey. En yakış görgen şeyinizi her gün 30 metre okuyup göreyim. En yakış görgen sözünüzü her gün 30 metre ayıp göreyim. Kötermedi könüyüz. 5'te 10'dan kez yeri kez. 30 metre ayıp diyorum bu söz. Eğer 10 gün bu söz. Kayıtı bu şiirini bir orta sözünü eşitsiz. Takat kılalmaya diyorum kalırdı insan. Asabiye teyip etedi. Ama Kur'an-ı Kerim eskirmeydi. Ne fakat asab getirmeydi. Eskirmeydi. Yani yengesi çıkıyordu. Yangi halovati, yangi huzuri, yangi lazzati chiqaveradi. Qur'oni Karimni mo'jizalaridan bu. Allohning kalomi bo'lganidan bu. Bu o'sha insonning ruhini yaratgan zotni o'zidan kelganidan bu. Bu ham bitta ne'mat alohida, shuning uchun buni alohida zikr qilyaptilar. Imom Navoiy. Endi shunday mo'jizaviy kalom bo'lgan, qalblarning sururi bo'lgan, ruhlarning hayoti bo'lgan İnsu cinni aciz kaldırgen, şimdi büyük kelam Rabbul Alemin'in kelamı yadleş uçun, isletme alış uçun asan koyulgen. Ve yasarahu li zikri. Zikir uçun yani isletme uçun, islep kalış uçun ya ki asan koyuldu. Hatta inki yaş bağlalar hem onu yadleydi. Kur'an-ı Kerim'den başka bütün yadlana diyen kitap yok dünyada. Kette adet bilen. Bitti yarımta adam, bitti yarımta nesne yatla varışı mümkün. O da zehirli adam. Lekin, Kur'an-ı Kerim'den başka ammevi surette yatla ne degen bir arta kitap yok. Şunu o ziyem yeterdi Kur'an-ı Kerim'in mucize iken. Biz onu asan koyduğu degen. Asan koyduğu degeni kıyınçiliği yok diyenemez. Aslı bu kelam bu mevkide, bu salmağıda, bu rütbesde yodlash yoyinki bir uni eslab qolish imkoni bo'lmaydigan darajadagi qiyin bo'lish kerak edi o'zi. Lekin o'zining maqomiga, o'zining hajmiga, salmog'iga ko'ra biz uni ancha yengil qilib qo'yganmiz. Shu qadar yengil qilganmizki, hattoki yosh bolalar yodlab qo'yibdi. Alloh a'lam
yosh bolalarni orasida Qur'onni yodlagandan boshqa narsani butun yodlagan odamni topish qiyin. Kattalarda, xususan yosh bolalarda. Yosh bolaga bitta kitobni butun yodlatish, 600 bet narsani yodlatib qo'yish mumkin emas. Undan ham mo'jizaviy jihati shuki, tushunmasdan ham yodlaydi. Mana biz o'zbeklar 7 yosh, 8 yoshda qancha siqor bo'lyapti. Undan kattasi ham tushunmaydi, birorta kalimasini tushunmaydi. Alhamdulillahi minal jinnati van nasgacha o'qiydi 600 bet. Sharlatib o'qiydi. Lekin birorta kalimasini tushunmaydi. Siz birorta insonga o'z tushunmagan narsani yodlatib ko'ring yoki o'z yodlab ko'ring, qanaqa qiyin bo'ladi. Illo faqat Qur'oni Karimgina tushunmasdan ham oson yodlanadi. Hatto yosh bolalarga ham oson qilib qo'yilgan. Zikrdan murod faqat yodlash emas, yodlash ham eslatma olish ham. Asosan eslatma olish ma'nosida keladi o'z Qur'oni Karimda. Yodlashni ham o'z ichiga olishi mumkin. Bu oson qilib qo'ygan yana bitta ne'mat. Shunga buni ham zikr qilib hamdni ostida aytyaptilar. Qur'oni Karimdan boshqa, masalan, Injilni yodlaganlarni bir namuna qilib olib chiqishganini ko'rganman. Ikkita bola Injilni yodlabdi. U ham 4-injildan bittasi to'ralas emas. Bittasini yodlabdi. Ikkita bola yodlagan. Falon oyat desa, falon oyat, bir oyatda aytsa, falon oyat, falon sura, falon bob, falon oyat deb aytishyapti. Odamlar qarsaya chorib qoyil qolyapti. U musulmonlarda unaqa hofiz, u katta-katta bolalar yemay kirgan bolalar. Musulmonlarda unaqa hofiz adadi sanog'i yo'q. Undan tashqari Qur'oni Karimni bir necha qiroatni o'qish bor, mashhur 10 ta qiroat masalan. Bitta kalimaning tepasida bitta oyat masalan 5 xil o'qilishi mumkin. 50 xil o'qilishi ham mumkin ba'zi oyatlar. Shunaqangi qiroatlarning o'rtasida farqi katta. Bitta mad bilan o'zgaradi, bitta g'unna bilan o'zgaradi. Yo'inki birorta kalimani zirzibar bilan o'zgaradi. Qiroatlar bir-biriga ma'nosini to'ldirib keladi. Masalan, Maliki yawmiddin, Maliki yawmiddin deganda. Ba'zi oyatlarda, uzun oyatlarda agar qaraydigan bo'lsangiz, butun oyatni agar 10 ta qiroatda o'qiyman desangiz, 50 marta o'qishga ehtiyoj bo'lishi mumkin ba'zi oyatlar. Shu darajadagi farqi bilan qo'shib yodlaydi yana. Biz hofizlar. Yoshi yosh bolalar Qur'onni nafaqat 600 betni o'zini yodlaydi. Uni 10 ta qiroati bilan qo'shib yodlaganlar sirob. Masalan, Misrda 10 ta qiroatni egallagan qorilarni ham adadiga yetib bo'lmaydi, o'ta ko'p. Bu ham Qur'oni Karimni Alloh taolo yodlashga oson qilgani mo'jiza qilib qo'yganidandir. Qur'oni Karimdan boshqa birorta kitobda bu holat kuzatilmaydi. Wa damina hifzahu min tatarruqi at-taghayyuri ilayhi wal hidathan wal hadathan. Qur'oni Karimni saqlab qolishni, saqlab berishni Alloh taolo o'z kafolatiga olgan. Unga birorta o'zgarish yetishidan, yangi bir narsa unda paydo bo'lishidan uni saqlab berishni Alloh o'z kafolatiga oldi. Kafolatiga olganiga yana bir hamd bo'lsin demoqchi. Shuning uchun Allohga hamd bo'lsin, uning hamdi bilan va fazli bilan Qur'oni Karim saqlanib kelmoqda. Tunu kun almasharkan, tunu kun qancha almashsa, dunyo qancha davom etsa, shuncha saqlanib boradi. Harun al-Rashid diyonida bir ahli kitob tabib bor ekan. Ko'proq ahli kitoblar bo'lgan tabiblar boshida, chunki tibbiyot arablarda sodda bo'lgan. Birinchi bo'lib o'sha Misrdan Umar ibn Abdulaziz buyruqlari bilan tibbiy kitoblar tarjima qilingan, keyin Yunondan kelgan kitoblar, G'arbdan kelgan kitoblar tarjima qilingan, fathlardan keyin. Shunda o'sha boshqa tillardagi tabobatlarning kitoblarini tarjima qilib, shu bilan shug'ullanganlar ko'proq ahli kitoblar bo'lgan boshida. Keyin musulmonlarga ko'chib o'tgan. O'shanda ahli kitoblardan bittasi Harun al-Rashid diyonida tabiblik qilar ekan. U kishi unga sen ham musulmon bo'lgin derkan. U ulamar ekan hech, o'zimni dinimdan kechinman derkan. Bu odam o'zi Tavrot Injilga mohirligi ham bor ekan o'zi asli. Bir kun Harun al-Rashid qarasa, haligi odam musulmon surat bo'lib qopti. Kiyim o'zgargan, o'zini zunnor bo'lsa zunnorini yechgan. Qarasa musulmon. Musulmon holatiga kelib qopti, musulmon hay'atiga kirib qopti. Ha, nima bo'ldi debdi. Musulmon bo'ldim debdi u. Shuncha vaqt aytsam unamagandingmi sen? Qarang, podshoh xalifa qo'l ostidagi bir xodimni majburlagan emas.
Müslüman bulasan deyip. Hizmetlerine paydalanı vurgen. Birge yaşa vurgen, birge avukatlarına vurgen. Bu İslam'a aliye yavuz bir küç kılıp kürset uçu. Özden başka hemen her sene dünyadan süpür var ediyen, dünyada bittiğim kafir koymak önce hemen kılıp taşı ediyen, kılıp kürset ediyen adamlar. Bunlar İslam'a tuhmet kılı etken davagerler dururlar. Bunlar sahte ahbaratçılar. Yalgandan ahbarat okuyor diye adamlar onlar. İslam onu demez. İslam çakırı da halas. Kim kabul olsa kısın kılmasa özü bilmedi. Kafirine Müslüman kılaman diye bulunmaydı hiç kaçan Müslüman kişi. Davat kıladı, çakırdı, düşündürdü. Kabul olsa kıldı, kılmasa özü bilmedi. Allah-u Teala'nın özüge kıladı o yakın iş. Harun Reşit halife, kola sıdı işleyken bir tabip. Müslüman olmasın hadi hemen deseyen bol orada işten. O can deyip Müslüman buladı o şimdi. Çünkü padişahın yanında hizmet kılış asan iş mi? Bulmam boşu vakitte dünyanın yarını sorup duruyor adam bugün. Lakin mecburlamarken, çakırarken, yakışı buladı o zinge derken, unamarken, yahu derken, özümü dininden keçinme. Lakin bir karasalar haliye etkenimizdik, Müslüman bu koptu. Kaydan buldu bu narsı. Çünkü etsem unamarken değil mi sen? Sen etkenden ki ben oylap gördüm, depti o. Oylap görüp, sınamakçı bu, sınap gördüm. Hakikatte bu din hak mı yok mu? Sınaşını bir yolunu taptım. Tavratını köçürdüm. Yenge bir kitabı köçürdüm. Kiin Tavrat ahlige, ahbarlarge onu alıp bardım. Ben Tavratı yazdım, ben öz kolum bilen hediye kıldım onlarge, tartı kılıp. Közlerge sürtüp, kursam olup alıp kalıştım. Ben Tavratı özgertirip yazdım. Bazı ayetlerini düşürüp, bazı derse koşup, bir yerini özgertirip, haklıgen köyümde sorup, salıp yazdım. Açıp okudu da, kara varalıp görüp durup, op kaldı gözüge sürtüp. O menge teşekkürler ayetip kaldı. Keyin İncil'li yazdım, rahiplerge alıp vardım. Onu hem uyak uyakını özgertirip yazıp alıp vardım. O hem açıp İncil'ini gözüge sürtüp, hursan bulup karşı aldı, menge teşekkürler bilen kaldı. Keyin Kur'an-ı Kerim'ni yazdım, köçürdüm. Yani kitap ya. Nusha köçürdüm. Onu hem bazı caylarını özgertirdim. Keyin Müslümanlardan adi bir tesiye kurs ettim şu. Hatta alımlar demez. Adi bir Müslüman ya. Şunu açıp gördüğü hatası göz üstünde bu hata yazgan sen bunu dedi. Bu yüzden Kur'an'ı değil benim keyin kayıp gitip kaldı. Uçurup hali hatanı. Yine var Allah yine bir cahide hata topsa onu hem uçurup kattık rad verdim ben. Şunu da bildim ki Allah Teala kıyamet keçe kaladigen kitabı nazır kılış gerekirdi. O şu Tevrat mı, İncil mi ya, Kur'an mı ya, başka mı? Deyip öylesem Kur'an eken. Eğer Allah kefaleti ki ama geldi de bu kitabın sakınanışını. Bir adi Müslüman rahip kılalmaya rediyeni kıptırmaz demek. Demek ahirge din meşru buluş gerek. Ahirge talimat şu buluş gerek. Ahirge kitap şu buluş gerek. Eğer bu ham sakınanmaya geldi, yengesini kütüye bulardı. Ama bunu 150 yıl buldum beni. Saklayabdikken bir asır, bir yarım asır oldu. Ve adi Müslümanım onu bir arada kelimesini uzgarışıya yol koyma yaptı mı? Şu derecede müstakem saklayı yaptı mı? Demek bu kalplerde saklayı yaptı. Kitap demez. Kalplerde saklayı yaptı. Şunun için bunu uzgartır bulmaydı. Biz kolumuz varakı yetişir mümkün. Kolumuz kalemge yetişir mümkün ama kalplerde yetip var olmaydı. Madem kalplerde saklayı yaptıken demek Allah'ın kelamı şu. Ve ahirki kelam hem şu. Özgelmezliği hem. Özgelmez kelam hem şu. Şundan ben emin buldum ki hakikatte Kur'an ahirki kelamı alıp gelgen kişi Muhammed aleyhissalatu vesselam hakiki peygamber ve söyüngü peygamber iken şundan ben anlık bildim. Çünkü ilgergi kitaplarda hem mesela Tevrat-ı İncil'in başkalarında hem ahirki peygamber kilişi hakkında haberler bugün. Çünkü aldığım ümmetler ahirgi peygamber hakkında yaxşigina haberge, yaxşigina ma'lumotga ega bo'lishgan. Eski kitoblarda bu yo'l Muhammad aleyhissalotu vasallam zikrlar. Ana shu keladi deb hozir ham kutishadi. Hozir ham hali xaloskor keladi deb kutishadi. Okey bo'lgan o'sha Muhammad aleyhissalom desiz unashmaydi o'sha toifadagi odamlar. Lekin inson bilan qarasa hamma alomati u kishida topiladi. Mana bu odam o'sha oxirgi payg'ambar, oxirgi kitob nozil bo'lgan payg'ambarni shu sinov bilan o'zi topgan ekan va amin bo'lib iymon keltirgan ekan.
Demek Kur'an-ı Kerim'ni unga o'zgarish kelishidan saqlashi shuni o'zini kafolatiga olgani Alloh taolaning bir ne'mati, bunga yana bir hamd bo'lsin demoqchilar. O'ris kelib bizi diyorlarni bosgan paytda Chernayev davrida Kur'an-ı Kerim'ni o'zgartirib qaytadan chop qilib berish taklifi chiqqan Qozonda. Rossiya hukumatı taklif qilgan. Shu Qur'onni musulmonlarga qaytadan yozib bersa, chunki bu dinga yo'l berib turishgan payt. Oldingi davr. Shu kofir, munofiq degan so'zlarini olib tashlasak-da, qolgan ijobiy chiroyli joylari qolaversin. Qaytadan bir chop qilib beraylik. O vaqtlarda musulmon yurtlarida, bizning yurtlarda, ya'ni chopxonalar bo'lgan emas, odamlar qo'lda ko'chirgan. Biz minglab nusxa chiqarib beramiz musulmonlarga, osongina hammasiga yetkazib beramiz degan taklif bilan chiqishgan. O'sha vaqtda Buxoro madrasasiga kelib aytishganda Qur'onga mohir kishilar ko'proq Andijonda deyishgan. Andijonga jo'natishgan. Andijonga kelganda Xoliq Berdim Maxdum degan kishi bo'lganlar Andijonda. Xoliq Berdim Maxdum domla Andijondagi jami masjidining bosh madrasasini bos mudarrisi bo'lganlar, Xoliq Berdim. Qabrlari o'sha hozirgi jami masjidi bor, yopilib ketgan. Shuni qibla tomonida qabrlar. O'sha ko'milganlar Xoliq Berdim Maxdum domla. Mahmud Ali Boy qurdirgan u madrasani. Mahmud Ali Boy boyni qabri ham o'shirdi. Xoliq Berdim Maxdum domla madrasani bosh mudarrisi bo'lganlar. Kelib shu kishiga aytishgan. Xoliq Berdim Maxdum domla o'zi bizga bobolarimizga qarindosh bo'ladi, quda bo'ladi. Ya'ni bizga bobo tomonidan qarindosh odam bo'lganlar. 90 dan oshib 100 ga borib vafot etganlar. O'shanda ham darsdan qolmagan yetuk olim bo'lganlar. Shu kishini oldilariga kelishgan ekan. Kelib aytganda u kishi aytgan ekanlarki, qattiq koyib bergan u o'ris vakilini. Agar 1 million nusxa chiqarsang ham o'zgartira olmaysan. Yer yuzidagi hamma kitobni, Qur'oni Karimni hamma nusxasini yoqib yuborib yangidan chop qilsang ham buni iloji yo'q. Chunki qalblardan sug'ura olmaysan. Yer yuzidagi hamma mushafni olib yoqib yuborishing mumkin. O'zi qiyin narsa, mabodo shuni qilishing mumkin. Lekin qalblardan ko'chirib ola olmaysan, iloji yo'q. Agar bitta harfini o'zgartirsang, millionda qori chiqadi uni raddiyasiga. Shuning uchun bunga urinish hojati yo'q, iloji yo'q degan ekan. Xoliq Berdim Maxdum domla Rossiyaning vakiliga. O'sha keyin urinib ko'rishgan bo'lgan emas. Bu mana shu Qur'oni Karimni saqlashni Alloh taolo o'zini kafolatiga olganini voqiy tarixiy dalili shu. Hozirgacha alhamdulillah shuni saqlanib keladi. Mana hozir Qur'on o'qiyotgan toliblarimiz, talabalarimiz ham Alloh taoloning o'sha va'dasi amalga oshishiga vosita bo'luvchi kishilardir. Bu o'ta katta sharaf. Alloh taolo o'zining va'dasini, amrini ijro qilish uchun sizni qo'llashi, shunga sizni vakil qilishi, vosita qilishi o'ta sharafli maqom bo'ladi. Mana shunday qilib Alloh taolo saqlab keladi. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Biz zikrni nozil qildik, biz uni o'zimiz saqlaguvchimiz degan Alloh. Bu gapni ta'kidlab aytgan. Inna da o'zi nahnu desa bo'ladi. Inna degani biz degan so'zni albatta biz deb ta'kidlash. Wa inna lahu da inna da ta'kidlash. Biz saqlaguvchimiz. La hafizun. La yana bitta ta'kid. Saqlovchilardir biz deb bizni dir bilan ta'kidlamoqchi bo'lsa agar chiqishi mumkin. Nahfaz biz saqlaymiz desa ham va'da bo'lardi, ammo saqlovchimiz degan yana bitta ta'kid. Ism bilan ifodalash. Chunki ism bilan ifodalash arab tilining qoidasi bo'yicha men sizni masalan hurmat qilaman degan so'zingizdan ko'ra hurmat qilguvchiman degan so'zingiz ta'kidli bo'ladi. Nimaga? Hurmat qilaman desiz, bir marta hurmat qilib keyin qilmay qo'yishingiz mumkin. Yoki ma'lum vaqt qilishingiz mumkin, ma'lum vaqt qilmasligingiz mumkin. Yoki bardavomlikni bildiradi bir ma'noda, ammo o'zgarmaslikni ifoda qilmaydi. Bardavomlikni bildirishi mumkin, hurmat qilaman sizni. Hurmat qilasiz. Bardavom hurmat qilasiz, bardavomlikni bildiradi. Ammo hargiz hurmatsiz bo'lmayman degan ma'noni chiqarmaydi. Lekin men hurmat qilguvchiman desiz, bu ma'noni ta'kidlaydi, sabotni, subutni bildiradi. Va inna lahu lahafizun, biz uni saqlovchimiz
de saklavuçudurumuz degen de yani şu mananı bildirdi. Yani saklaşımız üzülmeydi. Elbette saklavuçumuz o daim saklavuçumuz. Bir tekit, takitle ve etemen saklavuçumuz degen de böyle. Ve inna lehu de lehafizuna lehu deyişkerek özü aslı. Arap dilinin gramatik tertibi bu için. Lehu'nu aldın keltirgeni şu Kur'an'ı saklayımız degen. Yani fakat şunu. Yani ki zikirde murat sünnet hem özü aslı. Kur'an ve onun şarhını, sünnetini. Kur'an'ın lafzı bilen, sünnetinin manası bilen saklaşını vaada kıyan şunu. Lehu'dan murat zikirini saklayımız degen. Zikirde murat Kur'an ve onun şarhı sünnet bu. Saklayıcımız onu de onu degen sözünü aldın keltirişi kefaletimiz şünge başkaları yemez degen. Bu ham Allah Subhanahu ve Taala'nın Kur'an ümmetine Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmetine o da katta nimeti ve şerefi hesaplanır. Çünkü bunga alohida hamd etibdiler ve kıyamet kaça saklanıp kalışını ta'kidlebdiler. Yine aytadılar ki "Vaffaqa lil-i'tina'i bi'ulumihi" Men istafahu min ahli al-hizq wal-itqan. Uning ilmlari bilan shug'ullanishga o'tkir va puxta ilmli kishilarni itqon egalarini, ya'ni o'zi tanlab olgan o'tkir va puxta ilmli kishilarni muvaffaq qildi. Qur'oni Karimni ilmi bilan shug'ullanishga o'tkir va puxta olimlardan o'zi tanlab olganlarini muvaffaq qildi. Bu yerda yana tushunamiz. Birinchidan, Qur'oni Karimni ilmi bilan shug'ullanish tavfiqdan ekanini tushunamiz. Alloh muvaffaq qildi deyapti. Alloh muvaffaq qilmasa u o'qigan bilan bo'lavermaydi. Yodlasamlar olim bo'laman degan odam adashadi. Yodlash bir vosita, o'qish bir vosita. Ilm Alloh beradigan ma'rifat boshqa narsa bo'ladi. U so'zlarni orqasidan, ma'lumotlarni orqasidan keladigan ma'rifat bo'ladi. Ma'lumotlarni ko'p kun yodlab olsam, jamlab olsam, imtihondan o'tsam olim bo'laman degan odam adashadi. U ilm unaqa bo'lmaydi shariatni mezonida. Ilm qalbga beriladigan bir nur bo'ladi. Bandani hidoyat qiladi. Allohga yetkazadi. U Qur'oni Karimning lafzlari, hadis sharifning lafzlari va boshqa fiqh ahkomlaridagi kitoblardagi so'zlar, hukmlar bular vosita bo'ladi o'sha ma'rifatga yetishga. Sözler mana taşıydı, manalarını ortada marifet turgan bo'ladi. Unga Alloh taolo o'zi tavfiq bersagina kishi bu narsaga muvaffaq bo'ladi. Demak, tavfiq Allohdan. Shuning uchun Qur'oni Karimning ilmlari bilan shug'ullanishga o'zi tanlaganlarini muvaffaq qildi degandan bilamizki, tavfiq Allohdan. Demak, biz qoruvmoqchi bo'lsak Allohdan so'rashimiz kerak albatta. Ma'nosini tushunmoqchi bo'lsak o'zidan so'rashimiz kerak. Istig'for aytib, salovat aytib, duo qilib so'rashimiz kerak. O'qisamla men zo'rib ketaman degan bu fizikaga o'xshatib, yoki kompyuterga o'xshatib, yoki tort pishirish kursiga o'xshatib qaramaslik kerak. Qur'oni Karim Allohga yolvorish bilan, unga iltijo bilan, ibodat bilan hosil qilinadi uni ilmi. Uni Alloh taolo o'zi xohlagan kishilarning qalbiga soladi. Demak, tavfiqdan, tavfiq nima? Tavfiq degani to'atga qudrat yaratib berish. Alloh tavfiq bersin degani taatiga qudrat yaratib bersin degan. At-tawfiq xalqul qudrati lit-ta'a. Masalan namoz o'qish farzligini bildingiz. Namoz o'qishga muvaffaq bo'lgan paytingizda sizga namoz o'qishga tavfiq berilgan bo'ladi. Oldingi bilganingiz bilishingiz o'zi ilm bo'lmaydi. Qachonki namozni ado qilgan paytingizda namozga tavfiq topgan bo'ladi inson. Qodir bo'lgan paytda. Namoz farzligini bildi, lekin dangasalik qildi. Demak, tavfiq berilmagan, muvaffaq bo'lmadi. Qodir bo'lmadi. Demak, bu ilmlarni hosil qilishga ham Alloh taoloning o'zidan bandaga kuch, quvvat, imkon yaratib berish kerak. O'shuni tavfiq deyiladi. Ikkinchidan, uni ilmlari bilan shug'ullanish, uni ilmlariga e'tibor qaratishga xohlaganini tanlab oldi, o'zi tanlaganlarini muvaffaq qildi degandan bilamizki Qur'oni Karimni ilmlari bilan shug'ullanish kerak ekan. O'shunchaki o'qib yuraversanglar u marraga yetib bo'lmas ekan. Shuningdek, uning ilmlari bilan degandan bilamizki Qur'oni Karimda bir qancha ilmlar bor ekan. Qur'oni Karim lafzlari alohida ilm.
Tecvid alohida ilim. Elhamdu nahasını halkın ortasından çıkarış alohida ilim. Hani hem sıfatı bo'ladi, yani sırgalıp çıkadı, şomal bilen, onda hava yürüyüş bilen çıkadı degen sözlerini uzu alohida ilim. Madler ne bilish, ularının miqdorini anglash umuman tecvid ahkamları alohida ilim. Kur'an-ı Kerim'ni ahang bilen okuş alohida ilim. Kur'an-ı Kerim'ni qayerda boshlab oyatni qayerda to'xtatishni bilish vaqf ibtido ilmi alohida ilm. Uni ma'nolarini buzmasdan vaqf ibtido qilish, ya'ni bir oyatda to'xtayotgan bo'lsangiz, o'rtasida bir kalimaning tepasida ma'noni buzmasdan, buzmaydigan qilib to'xtash kerak. Boshlamoqchi bo'lsangiz, keyin nafasni yangilab, yana ma'noga muvofiq joydan boshlash kerak. Bu ham alohida ilm. Sahoba ikromlar alohida o'rganishgan arab tiliga mohir bo'lishlar bilan birga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi Qur'on-i Kerimni lafzlarini lug'aviy ma'nolari yana alohida ilm. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan, Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan Subayq kelib so'raganda, vaziyat zarva nima degani deganda, Rasulullohdan eshitgan bo'lmaganimda bularning ma'nosini aytmasdim deganlar. Demak, lug'aviy ma'noda alohida ilm. Qur'on-i Kerim arab tili lug'ati uchun alohida katta qomus, katta ilm hisoblanadi. Shuningdek, arab tilini qonunlari, nahv, sarf, grammatika hammasi Qur'ondan olingan. Demak, til qoidalariga ham alohida ilm manbasi. Tarixiy haqiqatlarni yoritishda alohida ilm manbasi. Alloh subhanahu va taoloning bandadan istagan narsalarini bayon qilib berishda alohida ilm manbasi. Insonni psixologiyasi, ya'ni insonni ruhiyatini tasvirlashda yana alohida ilm. Qur'oni Karimni agar kimki psixologiyani yaxshi bilsa, Qur'oni Karimni shaxslarga bergan ta'rifi va bayonlaridan inson psixologiyasini o'rgansa, o'ta katta ilmiy ish qilishi mumkin. Munofiq kishilarni psixologiyasi qanaqa bo'ladi, qanday fikrlaydi? Tabiati qanaqa bo'ladi? Munofiq sifatlariniki qanaqa bo'ladi, yarim munofiqlarniki? Rasmona mushriklar Allohga inkor qilganlarniki qanaqa bo'ladi? Aql yuritish, ruhiyat. Allohni oyatini ko'rib turib, bilib turib, haqligini bilib turib, nafsiga mag'lub bo'lganlarni dinni inkor qilish qanaqa tarzda bo'ladi? Ularning ruhiyati qanday kechadi? Hammasi bayon qilingan. Haqiqat parvar kishilarning ruhiyati qanday bo'ladi? Ularning tafakkuri qanday bo'ladi? Allohning risolatini yetkazayotgan kishilarning o'zini tutishi qanday bo'ladi? Ularning psixologiyasi qanday bo'ladi? Qaysi nuqtai nazardan kelib chiqib ular da'vat qiladi? Hammasi bor. Ruhi inson ruhiyatini o'rganmoqchi bo'lsangiz, shaxsiyatni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Qur'oni Karim o'ta katta kon bo'ladi. O'ta daqiq va o'ta ham daqiq. Millatlarni mentalitetini o'rganmoqchi bo'lsangiz, yahud millatini mentalitetini o'rganmoqchi bo'lsangiz, xususan ularga katta urg'u berilgan. Nasroniylarning mentalitetini o'rganmoqchi bo'lsangiz, yoki mushriklarning mentalitetini o'rganmoqchi bo'lsangiz, unga ham o'ta katta baho berilgan, o'ta katta ilm olishingiz mumkin bo'lgan tavsiflar berilgan. Qur'on-i Karimda ilmi tugamaydi. Hatto ritm ilmi bo'lsa, kishida agar ritm, musiqa ilmi, Qur'on-i Karimni kalimalarini tartiblashidagi, harakatlar va sukunlarni joylashishidagi ritmni o'rgansa, ritm ilmida katta narsa oladi. Qur'ondan boshqa ritm bilan yozilgan kitob yo'q Qur'ondan boshqa. Nazmda, she'rda bo'ladi ritm, misol uchun. Ammo nasr bo'lib oddiy qofiyaga solinmagan, she'r qilinmagan kitoblarni olsangiz, birortasida Qur'oni Karimdagi ritm ohanrabolik yo'q. Qur'oni Karimning o'ziga xos. U alohida ilm, uni o'rganmoqchi bo'lsa. Tarixiy haqiqatlarni o'rganmoqchi bo'lsa alohida ilm, yuqorida aytganimizdek. Payg'ambarlar qissalarini o'rganmoqchi bo'lsa, oila ahkomlarini o'rganmoqchi bo'lsa, erni haqlarini, ayolni haqlarini, yoyinki jinoyatlar haqida jinoyatchilarga qanday jazo bersak jinoyat to'xtaydi? Savol bor shunga. Nima qilsak o'g'irlik to'xtaydi? Qur'on javob beradi. Uni qamab o'tirmang deydi. Yana ham urib chiqadi deydi. Qo'lini kesing, to'xtaydi. Bitta odamning qo'li kesiladi, millionlab odam moli himoya qilinadi deydi. Chunki o'sha molni orqasidan nafaqat qo'llar, qancha jonlar nobud bo'lyapti. Kichkina talofatni berish bilan o'ta katta talofatlardan saqlab qoladi. Go'yoki jamiyatda bir kichkina bir yomon bir bo'g'inni chiqarish bilan
qolgan bo'g'inlarni saqlab qoladi. Jimjaloqqa qorason tushgan odamni jimjaloqni kesib oladi. Tonki tanasini saqlash uchun. Yo uni saqlab krem surtib turing, tashqarisini chiroyli qilib turavering, qorayib ko'rinmasin deb aldamaydi. Keyingi barmoqqa ham o'tib, keyingi qo'lga ham o'tib, butun tanaga o'sha kasallik tarqaguncha allalab o'tirmaydi islom. Bor gapni aytadi. Mana bunday qilsang yechim bo'ladi deydi. Ana jinoyatni qanday to'xtatamiz insoniyatdan desiz, unga ham ilm beradi. Va hokazo. Nima to'g'risida keling topasiz Qur'oni Karimda. Hatto Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, Qur'oni Karimni qo'zg'ating deganlar. Qur'oni Karimni qo'zg'ating. Chunki unda oldingilar u keyingilarning ilmi bordir deganlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlarki, agar meni tuyamni arqoni ipi yo'qolib qolsa, Qur'ondan topa olaman deganlar. U bu yerdagi gaplarni qo'yavering. O'tmish, hozir, kelajakni hamma ilmi bor. Fihi naba'u man qablakum va hukmu ma baynakum va khabaru ma ba'dakum. Sizlar uchun Qur'oni Karimda o'zingizlardan oldingilarni xabarlari bor. O'zingizdan keyin keladigan hayotga daraklar bor. Oranizdagi narsalarga hukmlar bor. Hamma ilm bor. Faqat biz uni o'rganishimiz, fahmlashimiz qolgan xolos. Uning uchun katta o'ta ham katta ilm kerak. Qur'oni Karimni tushunishga, Qur'oni Karimni tushunadigan aql yasash uchun katta ilm kerak. Va katta himmat kerak. Butun yetuk ixlos kerak, muhabbat kerak. Ana shundagina kishi Qur'oni Karimni Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlaridek hamma jihatdan foydalanadi. Tuyammi ipi yo'qolsa Allohning kalomidan topaman deganlar. Ana shunday ilmlariga endi kimlar muvaffaq bo'ladi degan savol tug'iladi. Ahlul hizqi val itqon. Hizq deb o'tkirlikni bir daqiq o'tkirlikni aytiladi. Masalan, hoziq tabib deb qo'yamiz. O'tkir mohir tabibni. Mahoratli o'tkir bo'lishni hizq deyiladi. Itqon puxta bajarish bir narsani. Ishida puxta bo'lgan o'tkir mahoratli kishilarni orasidan o'zi tanlab olganlarni muvofiq qildi. Ha. Mahoratli bo'lsanglar, aqlli bo'lsanglar, zakovatli bo'lsanglar bo'ldi emas, yo'q, mani Mustafa o'zi tanlab olganlarni muvofiq qildi. Kim qanday tanlaydi Alloh? Qalbiga qarab tanlaydi, ixlosiga, muhabbatiga qarab tanlaydi. Kimniki qalbida dunyoni muhabbatidan zarracha qolmasa, to'la Allohning muhabbati bilan to'lsa, o'shani tanlaydi. Lekin Qur'on yodlay, men bunaqa ham qilaman. Mayli, Qur'on ham o'qiyman, lekin oyligim ham yaxshi o'rish kerak degan odamlarga o'ziga yarasha ozgina nasiba beradi-yu, huzuridagi ilmni ochib bermaydi. Qur'oni Karim g'aybdan kelgani uchun, Allohning huzuridan kelgani uchun kishi Allohning o'zidan boshqa hamma narsani unutmaguncha bu zotning yuborgan kalomini mohiyatiga yeta olmaydi. Ana shu kishilarni tanlaydi, hammani tanlayolmaydi, ko'p o'qisanglar tanlayolmaydi, kallasi zo'r bo'lsa tanlayolmaydi. Alloh taolo bandalarini o'zining kalomiga qalblarini tanlaydi. Shuning uchun Mirojga chiqqanlarida Rasul akram alayhisolatu vasallam, ey Alloh, Ibrohimni xalil qilding o'zingga, Musoni kalim qilding o'zingga, u bilan gaplashding, Isoni o'zingga ko'tarding alayhimussalom. Menga nima inoyating bor? Sizni ummatingizni qalblarini o'zimni kitobimga idish qilib qo'ymadimmi dedi Alloh. Ummatlaringizni qalblarini o'zimni kalomimga idishlar qilib qo'ydim. Oldingi ummatlarda birortasiga berilgan emas, yuqorida aytganimizdek. Shuning uchun ularning kitoblari o'zgarib ketgan. Ammo Muhammad alayhisolatu vasallamni ummatlari Qur'oni Karimni qalbdan qalbga o'tkazib, mana 1.5 ming yildan beri birorta harfini o'zgartirmay olib kelyapti. Shunda Alloh nima degan? Ummatingizni qalblarini degan. Kallalarini emas, miyalarini emas. Varoqlarini emas, javonlarini emas. iPadlarini, kompyuterlarini emas. Balki qalblarini Qur'onga men idish qildim. Qur'on qalbga joylanib, qalbdan qalbga o'tadi, shunda joyini topgan bo'ladi. Chunki birinchi nozil bo'lishi qalbga nozil bo'lgan Muhammad alayhisolatu vasallam. Ana shu qalbni pokligiga qarab tanlaydi uni. Ixlosiga qarab tanlaydi, himmatiga qarab tanlaydi, Allohga yuzlanishiga qarab tanlaydi u ilmlarga xoslayotgan paytda. U kitob turaveradi javonda.
Arap dilini bilsiz atlayırız. Hele ki ilmi verilmedi. Onu batın dediği ilimle Allah özü hastalıklarına verildi. Demek, men istafa hudan düşünemiz ki, Allah özü talle varlarken, şu yerde yine bir neyse bilemiz ki, mebada bizge Allah şu ilimi verse, haluk meylik. Benim bir paziletim var da, benim kellem küşlüydü. Men köp mehnet kıyam ben de uşun çün buldu. Yok. Özü talle baptı. Özünü fazliyken. Bu fazilge men münasib mesudumu, ihtiyar kıptı. O'ziga shukr bo'lsin, shukrni qanday ado qilishga men ojizman, o'zing kechirgin deb turish kerak xolos. Birovga agar Qur'ondan ilm berilsa, u xoli qish mumkin emas. Xoli hisob qo'yiladi. Ozgina ilm berilsa agar. Kimiki agar uni Allohdan ko'rsa, Alloh unga to'kib beradi, Qur'onning ilmi tugamaydi. Tugamaydi, hech qachon tugamaydi. 15 asrdan keyin yana yangi ilm kelib chiqaveradi. Qiyomatgacha uni ilmi tugamaydi. Ana shu ilmlarga ega bo'lishning yo'li tavfiqni Allohdan so'rash, tavfiqqa munosib bo'lish, talab olishiga o'zini munosib qilish. Buning uchun kishi qalbini tozalashi kerak, axloqini saqlashi kerak, ixlosi, muhabbati, istig'fori, salovati, iltijosi bardavom bo'lish kerak. Va o'zidan hech qachon rozi bo'lmasligi kerak va o'zidagi hamma ne'matni Allohdan ko'rish kerak va hamma narsani Allohdan o'zidan kutish kerak. Va o'sha yo'lda mehnat qilish kerak, yotvorib so'ragan bilan berilmaydi. Shundagina Alloh taolo har bir bandaning o'zining idishiga yarashasini o'zi beradi. Fajama'u fiha min kulli fannin ma yansharihu lahu sadru ahli al-iqon. Tawfiq berib ularni o'zini xoslaganlarga tawfiq ber degandan keyin aytadilarki, natijada ular o'sha ilmlarda, Qur'oni Karim ilmlarini demoqchi. Natijada ular o'sha ilmlarda har bir soha uchun natijada ular aniq ishonch ahllari, ya'ni yaqin ahllari. Aniq ishonch ahllarining, ya'ni ishonchi aniq bo'lgan kishilarning ko'ksi ko'ngli yoziladigan narsalarni jamladilar har bir fanda o'sha ilmlarni ichidan. Ya'ni natijada ular o'sha ulamolar, Alloh taolaganlar. O'sha ilmlarda Qur'oni Karimning ilmlariga berilish bilan shug'ullanish bilan birga har bir fanda har bir fandan o'sha ilmlarda Qur'oni Karim ilmlarida yaqin ahlining ko'ngli yoziladigan narsalarni jamladilar. Ilmlar jamlandi ularda. Shuning uchun Qur'oni Karimga doir ilmlarni o'qisak biz yuqorida aytganimizdek dengizga sho'ng'ilgandek bo'lamiz. Ko'pincha bizda tafsir deb tarjima deb qilingan tarjimalarda o'ta sayoz bo'lgan Qur'oni Karimni agar o'sha o'zbekchasini o'qib turib Qur'oni Karim mashhur ekan desiz adashasiz. Qur'on emas. Qur'oni Karim ma'nolaridan ba'zilariga ishoralar deb qabul qilishingiz mumkin. Lekin uni Qur'oni Karimning mohiyati, uni ostidagi ma'nolarga yetib borish uchun boshqa ilmlar kerak. Siz bilan biz ko'rayotgan o'zbekcha tarjimalar Qur'oni Karimning lafzlarining lug'aviy ma'nolarining tarjimalari xolos. Ama undagi haqiqiy ma'rifat, haqiqiy ilm o'shan bilan nihoyasiga yetmaydi. Balki u bir go'yanki bir postloq degan. Postloq degan bir mevani post bo'ladi-yu, birinchi o'shini postloqni yorib, keyin ichiga kirasiz. O'sha postloq degan ichkarisida hali asosiy mohiyati turgan bo'ladi. Shuning tarjimalarini ko'rib, Qur'on shu ekan deb tushuncha kelib qolish bu xato bo'ladi. Qur'oni Karimni lug'aviy lafzlarining lug'aviy ma'nolarining tarjimalari yoki Qur'oni Karimning mavzulariga ishora sifatida qarash mumkin. Ahmaduhu ala zalika va g'ayrihi min ni'amihi allati la tuhsa khususan ala ni'matil iymon. Falon 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 ne'matlarga hamd bo'lsin deb kelib turib yana aytadilarki, mana shular va bulardan boshqa bari ne'matlari uchun son sanoqsiz ne'matlari uchun hamd aytaman. Xususan iymon ne'mati uchun alohida hamd aytaman. Dedilar. Alloh taolaning ne'matlarini aytib tugatib bo'lmaydi, iloji yo'q. Wa in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Allohning ne'matlarini agar sanab hisoblasangiz, adog'iga yeta olmaysiz dedi. Ma'naviysini ham, moddiysini ham, zohiriysini ham, botiniysini ham sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ
Femin Allah. Nime iki nimet bosa sizde? Allah'da. Nimet nime degen? Nimet tabiye yakucu nerse degen. İnsanın tabiyetige mesela tanıga nime nimet boladı? Tanıga mas nerse nimet boladı. Tanıga yakımlı ve mas nerse nimet boladı. Közge nime nimet? Közge mas ve yakımlı. Qoringa nima ne'mat? Qoringa mos va yoqimli. Ruhga nima ne'mat? Ruhga mos va yoqimli. Ne'mat asli mos va yoqimli narsa degan. Kishi undan huzur oladi. Alloh taoloning bandaga bergan hamma narsasi ana shu ne'mat hisoblanadi. Ne'matlarini sanab adoga yetib bo'lmaydi shuning uchun. Xususan iymon ne'mati deganlari iymon yukarıda aytib o'tgan bo'lsa kerak belki tasdiq degani Muhammad sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsalarni hammasini qalbi bilan chin qalbidan rost deb bilish. Shu iymonning asli mohiyati. Til bilan iqror qilish iymonning sharti. A'zolar bilan amal qilish ham iymonning sharti, iymonning yuzaga chiqishi amalga oshishi hisoblanadi. Bu kishi iymon ne'matiga deganlarida hammasini inobatga olayotgan bo'ladilar. Umuman mu'min musulmon qilganiga degani bu. Bizni mu'min musulmon qilib qo'yganiga alohida ne'mat bo'lsin. Nima uchun? Yuqorida aytganimizdagi Qur'oni Karimning mo'jizaligi, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oxirgi payg'ambarning payg'ambar bo'lib kelish, u kishining ta'limotidan tavhidga erishish, Qur'oni Karimni yodlash, yodlash bilan sharafli nomga, sharafli maqomga erishish. Qur'oni Karimni saqlashi Allohdan Allohning Qur'onini saqlashida vosita bo'lish. Va Qur'oni Karimning ilmlarini o'rganib, ularni tarqatishga, ulardan foydalanishga ega bo'lish kabi yuqorida zikr qilingan hamma ne'matlar va undan boshqa ne'matlarning, xususan shu ma'naviy ne'matlarning asosiy iymon bo'ladi. Iymon bo'lmasa bulardan birortasiga kishi biz erisha olmasdik. Na payg'ambarning mo'jizasi foyda beradi, na Qur'onning osonlik kishiga manfaat beradi. Hammasi bu iymon ne'matini ortidan kelgani uchun xususan iymon ne'matiga alohida hamd aytaman dedilar. Va as'aluhu al-minnata alayya va ala sa'iri ahbabi va sa'iri al-muslimin bir ridvan. Alloh subhanahu va taolodan menga va barcha sevikliklarimga va barcha musulmonlarga rozilik bilan marhamat ko'rsatishini, ya'ni rozi bo'lib marhamat ko'rsatishini so'rab qolaman. Alloh taolodan menga va barcha sevikliklarimga va barcha musulmonlarga rozilik berib marhamat ko'rsatishini so'rab qolaman. Va ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika la guvohlik beraman Allohdan o'zga iloh yo'q deb. U yolg'iz yagonadir, sherigi yo'qdir. Guvohlik berish biz boshqa kitobda ham aytganmiz, lekin bu kitobda ham aytib qo'yamiz. Guvohlik berish ikki xil bo'ladi. Guvohlik, shahodat ikki xil bo'ladi. Guvoh bo'lish bor, guvohlik berish bor. Siz bir voqeani ustidan chiqib qolsangiz, guvoh bo'lgan bo'lasiz. O'shandan keyin xabar berib, ko'rganingizni isbotlab bersangiz, guvoh bo'lgan bo'lasiz. Bu yerdagi ashhadudan murod guvohlik berishdir. Guvohlik berish guvoh bo'lishdan qo'shimchasi bor. Guvoh bo'lishdan yuqori turadi. Guvoh bo'lganingiz o'zingiz bilganingiz. Guvohlik berishingiz bilib bilganingizdan xabar berishingiz. Guvoh nima uchun biz masalan Allohdan o'zga iloh yo'q deb bilamiz deb aytmaymiz. Guvohlik beramiz deb aytamiz. Ya'ni ko'zimiz bilan ko'rgandek shu narsani tavhidni vujudimiz bilan his qilib ustidan chiqqan odamni guvohligi bilan guvohlik beramiz, xabar beramiz. Shuning uchun ashhadu so'zi ishlatiladi. Guvohlik berish shu qabilda bo'ladiki, biz Alloh subhanahu va taoloni yagona va bor u bir deb bilish emas, faqat balki bilib boshqalarga isbotlashga ham tayyor turgan bo'lamiz. Shuning uchun shahodat kalimasi bilan aytamiz ashhadu alla ilaha illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q deb Alloh subhanahu va taolo olamlarni borliqni yaratgan,
Kur'an'ı nazil kılgen Muhammed Aleyhisselam'ını yubargen zat, hemimizi yokdan bar kılgen Allah. Ondan başka ilah yok. İlah yok degeni, ibadetke sezavar zat yok degenimize. Lekin ibadetke sezavar zat yok degenimize aslında ne oluyor yani? İlahlik sıfatlariga ega hiç kim yok degeni bo'ladi. Yani sığınıladigan zatlar var. Adamlar butga ham sığınyapti, quyoshga ham, yulduzga ham sığınganlar bo'lgan. İsa aleyhisselamın insanga sığınayotganlar var. O'ziga o'xshagan adamlarga, rahbarga sığınayotganlar var. İlah tutayotganlar var. O'zining nafsini ilah tutuvchilar var. Nafsi nima desa qiladigan. O'zining nafsini ilah tutib, o'ziga o'zi sığınadiganlar var. Pulli bandalar var va hokazo. Ammo bu yerdagi ilohdan murod ilohlik sifatiga ega degani. Chunki ibodatga loyiq zot deb ham aytiladi. Ibodatga loyiqlik ilohlik sifatiga ega bo'lish bilan hosil bo'ladi. Ilohlik sifatiga loyiq Allohdan boshqa hech kim yo'q dedimi? Buni ma'nosi. Ilohlik sifatlariga ega undan boshqa hech kim yo'q degan. Shundan kelib chiqadiki, Alloh taologa hech bir narsa o'xshamaydi, hech bir narsa Allohga o'xshamaydi. Agar kimiki Alloh subhanahu va taoloni biror bir sifatda maxluqqa o'xshatsa, yoki maxluqni biror bir sifatda Allohga o'xshatsa, u la ilaha illallohning ma'nosidan chiqqan bo'ladi. Chunki ilohlik ibodatga haqlilik, ilohlik sifatlari unda mujassam bo'lishi bilandir. Alloh ilohligi, ilohlikka nima bilan haqdor? Sifatlari bilan haqdor. Kimiki biror sifatida unga sherik bo'lsa, u ham bir nav haqdorlikka o'tgan bo'ladi. Bu shirk bo'ladi. Shuning uchun Allohni jism deyish, Alloh taoloni qo'li bor, ko'zi bor, haqiqiy ko'z deb unga a'zo isbotlash bu la ilaha illallohga zid bo'ladi. Shuncha ulamolar Allohni jism degan kishi kofir bo'ladi deyishgan bil ittifoq. Nimaga? Allohni boshqa narsaga o'xshatgani uchun. Jismi bizdaqa jism emas, boshqa jismlardaqa jism emas desa, ta'vil qilgani uchun ochiq kofir deb bo'lmaydi, ammo bid'atchi bo'ladi, og'ir bid'atchi bo'ladi, kufrga yaqin. La ilaha ma'nosi shu. O'ylamangki, la ilaha ma'nosi u qabrga sig'inmaslik, butga sig'inmaslik yoki rahbarga itoat qilmaslik xolos emas. Yoki qonunga bo'ysunmaslik, falon qonunga, Yevropaning qonuniga bo'ysunmaslik xolos emas. Tavhid. Yo'q. Tavhid o'zi keng ma'no, tatbiqi keng ma'no. Ammo aqida ma'nosida Allohdan o'zga iloh yo'q, Alloh hech narsaga o'xshamaydi, hech narsa Allohga o'xshamaydi. Hayolingizga Alloh ta haqida nima kelgan bo'lsa, Allohni tasavvur qilib, Alloh o'sha emas. Nima deb tasavvur qilgan bo'lsangiz, Alloh o'sha emas. Alloh taolaning zotini hech kim tasavvur qila olmaydi, qilishi mumkin emas, sig'maydi. Sifatlarini bilamiz, ishlaridan taniymiz, xolos. Ammo zotini hech kim tasavvur qila olmaydi, mumkin emas. Lekin Alloh taolaning qo'li, ko'zi degan so'zlar oyati kalimalarda kelsa, Alloh taolo tushadi degan yoyinki boshqa qo'lini ochib turadi degan so'zlar. Bular Allohning o'ziga xos ma'nolar, o'ziga nisbat bergani uchun nisbat beriladi. Ammo hargiz haqiqiy lug'atdagi ma'nosi olinishi mumkin emas. Olinsa unda a'zo degan bo'lasiz. Insonga o'xshatgan bo'lasiz, maxluqqa o'xshatgan bo'lasiz. O'xshatgan kishi iymondan chiqadi. La ilaha illallohning ma'nosi shu. Shu vahdahu yolg'iz u yolg'izdir. La sharik, uni sherigi yo'q. Sherigi yo'q deganingiz nimada sherigi yo'q? Zotida sherigi yo'q, sifatlarida sherigi yo'q, ishlarida sherigi yo'q. Allohning zotiga o'xshagan zot yo'q. Sifatlarga o'xshagan biror bir maxluqda yoki mavjudotda sifat yo'q. Biror bir ishiga o'xshagan ish yo'q, biror bir ishida unga yordam beruvchi yo'q. Degani bo'ladi. Ana shu iymonni ta'kidlayaptilar. Keyin shahadatan muhassilatan lil g'ufron munqizatan sohibaha minan niron musilatan ila suknal jinan. Aytadilarki, shunday guvohlik, qanday guvohlik u guvohlik esa guvohlikni sifatlayapti endi. Qanday guvohlik berasiz? Men Alloh subhanahu va taolodan o'zga iloh yo'q deb, u yolg'iz, uning sherigi yo'q deb guvohlik beraman. Mag'firatni hosil qiladigan, egasini do'zaxlardan qutqaradigan va jannat diyorlariga yetkazadigan guvohlik beraman. Ya'ni shunday guvohlikki, shunchaki til bilan aytiladigan emas. Shunchaki aytib qo'yib, keyin xohlaganini qiladigan emas. Balki shunday
yakini, şimdi anık inanç bilen, şimdi bir güvahlik veremen ki şu güvahligimi ortadan Allah'ıma günahımı keçir varsın. Mağfiretke layık kıladigen güvahlik veremen. Kan yıkılıp güvahlik mağfiretke günahlarını keçirilişige sebepçi bulat. Kalp, kişinin kalbi imanga tolgende. İşançke tolgende, oşa güvahlikke tolgende günahlar yol keted. Ana şundi güvahlik veremen demekçi. Ve dozahdan egesini kutkaradigen güvahlik. Yani günah kılavrelik La ilahe illallah bile olsak insan dozahta azaplansa yem ençem önce. Ki cennete girerken o mes yok. Şimdi güvahlik ki o şimdi amelini takaza kıladı. Ki kişi dozahki var mıydı? Bir yol uçmaydı. Cennetke doğrudan doğru baladı. Bu güvahlik amelde tatbik bula diyen güvahlik. Allah birdir, yeganedir, körüp türüp de Rabbimdir diyen ki bu gap halas mes o. O fakat şundaki ayeti koyup imtihanına oturuladığın, cevap veriladığın sözler mes bu. O sizde yaşaş gerek. Her bir kademiniz, ondan çepki karışınız, gözünüzü, nigahınızı, ondan çepki hareketlenişi de hem sizi tasarruf kıladığın derecedeki iman olsa o şey şehadet, şimdi mükemmel şehadet buladı. Yani şimdiki şehadet bilen güvahlik veremen. Dozahken, dozahtan mutlaka uzaklaştırdıgın, cennetke doğru alıp girdiğin, dünyanın özü de arkamdan hal bura dua kımasından türüp günahını keçirsin deyip, özüm hal istiğfar etmeyi türüp, şehadetini özü bilen keçirilip getirdiğin derecedeki şehadet bilen güvahlik veremen dediler. Yani menge şimdi şehadetini nasip kıyın ki, şimdi bir güvahlikini nasip kıyın ki, şimdi imanını bilgin ki, şu imanımı özüden günahlarım yolup gitsin. Kalbimi iman bilen toldurgin. Yakin bilen toldurgin deyip etmekçiler. Bu, o şey güvahlikke yarışa amel bilen bulan. Allah'dan özge ilah yok dediniz mi? İlahın yani bir manası talpınış, talpınıladigen, tapınıladigen zat digen. Tapınıçiniz, talpınıladigeniz Allah olsun. İlahlik makamını Allah'dan başkaya verip koymayın. Nefsizge yay ki. Ya ki bir palancı yipke, ya ki palan mal dünyaya, ya ki metage verip koymayın ilahli makamını. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, lu'ine abdüddinar ve lu'ine abdüddirham diyenler. Dinar bendesi ge lanet bulsun, dirham bendesi ge lanet bulsun. Katif edip behmelle içişken, behmel bendesi ge lanet bulsun diyenler. Behmel bendesi ne mi? Meta bendesi. Şu tavarın edip burabına uğruşa diyen. Kudasından kelgen bahmallı körüp ve materyalli körüp o şey materyal üçün aile necdeşire diyenler şunlar materyalli bendeleri şunlar. Doğru materyalli kovalıp sacda kımaydı. Lekin kalbide ilahın oranını tutken o. Sizde bir nesliki unda uçu, bir nesliden kayıtlar uçu. Sizde iştiyakınızını küşeytir uçu ve azabinizini çür uçu. Muhabbetinizin kuzga uçu, nefretinizin uyga uçu, nesillerinin hepsi yegane Allah'ı kalsa, şunda la ilahe illallah yüzüge çıkan böyle. Ama bir adam mı diye, bir abla uğruşa diyen bu siz, palançıge teessüf kılıp, pistançı bile uğruşa diyen bu siz, mintellegen nesil zor diye, palançıge galaba kılaman diye uğruşayken bu siz, la ilahe illallah halk kalbizge yakşı uğrunamayken böyle. Eşhedü en la ilahe şehadetini, gufran, mağfiret yetkize diyen şehadet, ana şu şehadet böyle, kalbini toldurgen, hemen arsada Allah Subhanehu ve Teala'nın kalbini törüsüge apçık koyuyken şehadet. Ondan özge ilah yok dedi mi? Bırar narsa onu yanıge tenkeme edigen bugün de La ilahe illallah yüzüge çıkan buladı kişinin kalbide. Ana şunu da güvahlik veremen dediler. Allah Teala bizge hemen şu makamlarını nasip eylesin. Endikeyin ama ba'd deyip kitabını bu yagi hutbe sekirediler. Bugünce şu hamd-i sana bilen kifayelenemiz. İnşallah kendi sefer ama benden başlayalımız.